genel kurul yönetim kuruluna bir yetki devrediyor. Evet. Burada şube ve temsilcilik sözcükleri olursa hem şube hem temsilcilik şeyi bu. Anlamına geliyor. Şube veya. Şube veya. Ve veya. Bu şeyi kurarsak tamam. Daha açık bırakır. Tamam. Maddeyi o şekilde, bu yerde şekilde. Burada şeyin ihtiyaçlar, zorunluluklar belirlenir. Anlayamazsın. Bir daha okuyabilir miyim? Dinlik şube ve deyince ikisi beraber anlamına gelir. Şube ve temsilciler. Yani Türkçe ve edebiyat ve arkadaşlarım varsa mantıklı. Maddeyi bir daha okuyorum arkadaşlar. Oylamayı durdurdum. Maddeyi bir daha okuyorum. 4'e 15. Madde 4. Paragraf 15'te. Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açılabilir. Veya. Hayır bu bak. Siz şimdi veya diyeceksiniz. Biz buraya veya'yı koyacağız. Veya. Diyorum. Evet, bir şekilde. Buyurun. Arkadaşlar, hata diyorlar veya şube ve temsilcilik açılmasına yetki vermek demek zaten. Arkadaşlar isterseniz şube açar veya uygun görünse temsilcilik olursa temsilcilik açar demek. Yoksa veya sözcüğüne bence gerek yok yani. Şube ve temsilcilik açılmasına karar veren sözcüğü bence Türkçe'ye uygundur. Görüşmeye göre. Ben bir daha izleyeyim. Buyurun Sayın Başkan. Şimdi teşekkür ediyorum. Sağ olun. 4'e 15 gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikle açılabilir. Ağabeyi çok güzel izah etti. Zaten ikisi bir arada açılamaz. Yani şube ile temsilciliğin farkı buradaki ve ikisini birleştiren değil. Ve zaten veya anlamına geliyor. Şube ile temsilciliğin farkı da şu. İleriki maddede fark ettiyseniz 15-11'de okuduğunuz başkanım. Orada şube açma ile ilgili genel kurul yönetim kuruluna yetki veriyor. Ama temsilcilik açmak için zaten genel kurul düzeye göre yetki. Farkı şu. Şube açtığımız zaman aynen genel kurul gibi şubeler kendi genel kurullarını yapıyorlar. Yani bu yönetim organları şubelerde de aynen var. Biz bunu ilk açarken biraz önce söyledim. 5000 kadar üyemiz olacağı düşüncesiyle yaklaştık ama şu an biz kendi büyük genel kurulumuzu toplamakta bile o sayıyı zorlanırken şube açmakta, kurmakta şu anlamda çok zorlanacaktık. Aynen temsilcilik. Bir sıkıntı yok. Çünkü temsilcilik ilk kişi. Temsilcilik de şöyle olabilir. Geçmiş dönemlerde Bursa, Burdur, Isparta, ondan sonra Uşak, yani mezun verdiğimiz illere birer temsilci verilmesi çok uygun olur diye düşünüyorum. O zaman arkadaşlar bu yeterli diyorum çünkü hızlı git dediniz bana, ben de hızlı gidiyorum. Evet, son madde 16. Madde 16. Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden olarak genel kurulca seçilir diyor. Yönetim kurulu seçiminden sonra ilk toplantıda görev görüşümü yaparak başkan yardımcısı sekreter sayman üye belirlenir. Değişiklik önergesi. Yönetim kurulu 5 asil, 5 yedek üye veya 7 asil, 7 yedek veya 9 asil, 9 yedek üyeden oluşur. Yani dernekler kanunu bunu serbest bırakıyor. Dernekler kanunu bunda kısıtlama yok. Fakat dernek çok geniş. Belki şu anda biz uygulayamayız ama her genel kurulda bir değişiklik, her genel kurulda bir değişiklik yapmak yerine arkadaşların bir dahaki genel kurula önerileri gelir veya şimdi uygulanır. 7 kişiye çıkarıp, çünkü görev 7 kişiyle paylaşılırsa bireylere düşen görev daha az olur. Evet. 5 kişiyle daha çok olur. Arkadaşların birçoğunda kendi işleri var. Artı başka dernekte görevleri de var. Sadece tek dernekte olan arkadaşlar değil. Birçok yerlerde görev alıyor burada. Eğer uygun görürseniz bunun uygulanışını, hayır genel kurul karar verecek. İsterseniz 5 kişi de kalsın. Ben bir açıklayayım sonra söz edeyim.
eski şekliyle 5 asil 5 yedek olabilir. Yeni şekliyle 5 asil 5 yedek, 7 asil 7 yedek, 9 asil 9 yedek. Ama seçim maddesine geçtiğimizde genel kurul bu eğer son maddeyi kabul ederse o zaman şunu söyler. Arkadaşlar biz bu seçimde 5 asil 5 yedeği uygulayalım. Diğerlerini kenarda bırakalım der veya 7'yi uygulayalım der. Yani tekrar seçim maddesinde kaç kişiyle yapılacak bunun önerisini getirir verir. Şimdi arkadaşımız bir açıklama yapacak bu konuda. Şimdi düzüğümüz dernekler kanunu uygulaması. Şimdi dernekler kanunu biz ilk düzük çalışmayı konuşaklıkla yaptığımızda üç tane dernekler masasını arkadaşlar bir masasını orada konuşuruz. Evet. Şimdi tüzüğümüz bir kanunla uymak zorunda. Bu nedenden dolayı dernekler masasına biz birkaç defa tüzüğümüz gitti geldi ilk kuruluş aşamasında. Şu madde uygun değil, bu madde uygun değil şeklinde. Şimdi burada muallakta olan bir yönetim kurulu öneriliyor. Ne anlamda söylüyorum? 5 veya 7 veya 9. Bu anlamda ben şu anda hani kanun elimde değil, aykırı olup olmayacağım. Dernekler kanunu ve bu şekilde bir şeyi kabul etmeyebilir. Ben bu anlamda uyarı olarak söylüyorum. Bu bir. İkincisi, sanırım eski düzümüze göre dernek yeni aday olacak yönetim kurulu bu şekilde bir aday listesi hazırladı diye biliyorum. 7'ye 9'a çıkarırsak o adayları bulma şansımız olmayabilir. Şu anda sıkıntılar yaşanabilir. Bu nedenle bunu biraz daha araştırıp ileriki genel kurulunda düşünülmesini tavsiye ediyorum. Gelecek. Şimdi arkadaşlar ben galiba tam anlatamadım. 5, 7, 9 önerilir. Seçime geçildiğinde genel kurul der ki 5 kişiyle gidiyoruz. Biter. Ama ileriye doğru sıkıntı doğdu. Yeni dediği zaman da tekrar tüzük değişikliğine gitmeden tüzükte bu madde varken bunu uygulayalım diyebilir diye getirdik. Bir dakika oynayacağım. İsterseniz kabul edin. Şimdi burada 7 kişiye çıkarmakla bunu bu seçimde şey yapmak zorunda değiliz. Gelecek gelen kurumda bunu 7 kişi uygulayabiliriz. Evet. Evet. Bunu anlatıyorum ben abi. Kabul etseniz de geçmeseniz de uygulama aynı şeyde birleştik. Evet. Fakat şunu yaparız. Her genel kurulda tüzük değişikliği, tüzük olmasın getirmek yerine nasıl bir şey değiştiriyoruz? Çünkü bu tüzük değişiklikleri makamlara bildirici. Bir de ondan sonra çalışma şeyi var, uğraşısı var. Evet. Her zaman bu uğraşı olmasın diye düşünün. Bakın aklınız sizin. Ben oynayacağım, şöyle oynayacağım. Oynamadan önce oynayın. Buyurun. Biz böyle bir karar alırsak, dernekler masasının yetkilisi bize der ki, bunu şu maddeye aykırı. Ne olacak? Ya şimdi o şey. Ya şimdi bir de bunun yani tescili sanki gerek. Tescile göreceksiniz. Yeni yasayı tümüyle bilmiyoruz. İşte. Hukukçu arkadaşlarımızın bunu incelemesi, hatta dernekler masasıyla, yetkilileriyle bunu görüşülerek böyle bir değişikliğin gerçekleştirilmesinin daha doğru ve sakıncası olacağı düşünüyoruz. Onun için bu dönem bunu hiç şey yapmayalım. Gelecek dönemde de bu araştırmalar karar genel kurulun ama şu söylediğiniz bak şu söylediğinizde şu tür kanun maddesi uyuşu. Neden? Bunun içerisinde bak arkadaşlarda da var aynı kanun. Yönetim kurulu şu kadar kişiden oluşur falan gibilerinde hiçbir şey sayı yok. Tüzüğe bak. Tüzükte 5 var. Tüzüğe alınmış. Evet. Bakın. Ama kanun da yok. Hani dedi ya dernekler masası bunu reddedecek. Niye göre reddedecek? Çünkü burada böyle bir şey yok. Eğer bunun genel kurul ben 11 kişilik derneklerde çalıştım arkadaş. 7 kişilik derneklerde çalıştım. Yani zamanında bunlar çalıştım. Fakat ben oynamaya geçiyorum. Genel kurul ne derse odur. Bir, 5 kişiyle kalsın. Yerinde kalması veya
ikinci oynamayı yapacağım. Onda da 5-7-9. Bakın, bu oynamayı yapacağım. İki oynama, yani eski halinde kalsın, bir de yeni hali. Bir dakika, bir söz alabilirim. 7 kişi olmasının düşünceniz şu, şu andaki yönetim kurulundan aday olan arkadaşlarımız sizin iki yaşlı arkadaşlar. Biz bunun içine iki tane daha genç arkadaş koymak istiyoruz. Gençlerden. Biz bir, yani biz yaşlılar olarak toplanıyoruz. Kaç tane genç var içinizde? Nerede gençler? Bu gençler kim toparlayacak? Nasıl toparlayacak? Bir de yedim, bir dakika, bunu dinleyelim. Arkadaşlar lütfen dinleyin. O gençleri toparlayabilmemiz için eğer 7 kişi yaparsak yönetim kurulunun içine 2 tane de genç arkadaş yerleştiririz. Onlar da 80 sonrasını veyahut da 70'li arkadaşlarımızı organize eder toparlarlar. Bizim amacımız bu. Başka hiçbir amacımız yok. İsterse 3 kişi olsun yönetim kurulunda. Ama biz gençlere görev verip onlar da kendi çevresini toparlasın düşüncesindeyiz. Bizim şeyimiz bu. Evet, arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Söz alalım çünkü söz isteyen arkadaşlar var. Buyurun. Şimdi arkadaşlar, biraz bir konuşmalar dedim ki, yani bir aydan beri uğraşıyorum, birebir görüşüyorum, okullara gittim. Yani çok şeyler yaptım ben, açıkça onu söyleyeyim. Ama yani bunu derken biz, bizim ruhumuzu arkadaşlarımızın yanlış anlaması gerçekten arkadaşlar, yaşadığını pek göremiyorum. Açıkça söyleyeyim. Yani biz şimdi tasarımımızı yaparken, biz 5 kişi üzerinde bunu tasarımını yaptık. Ama arkadaşlar biz bunu önümüzdeki yıl genç arkadaşlar gireceğim derse girse biz genç arkadaşlarımız sonra hayır demiyoruz. Ama diyoruz ki biz bu derneğin açıkçasından bu kadar kişiyle yapması çok üzüntülüyor. Yani ben önümüzdeki yıl benim devrim arkadaşlarım %50'si 60'ıyla buraya getirmek zorundayız. Getirmek zorundayız. Bunun için uğraş vermek zorundayız. Biz ağırlık altılık yaparak onları da buraya çekeceğiz. Ben okullara gelip 2 yıllıkları ben kaydetmeye çalışıyorum. Anlatıyorum. Arkadaşlar biraz dinliyor bakıyorum çekip gidiyor. Yani oruluğu yaşatmamız lazım, anlatmamız gerekir. Yani şu anda biz 5 ve 7 olmasa bir yere gelemeyiz. Ama biz tasarımda 5 arkadaşımız var. 5 yönetim kurulu, 3 denetleme kurulu, 3 tane etik kurulu olmak üzere biz ona göre tasarımımızı yaptık. Ama bundan sonra bunlara bir şey kurulduğu zaman şimdi biraz daha hem güçlü değecek hem de bazı şeylerde olumsuz olacağını ben yorumluyorum. Teklifim bu. Önümüzdeki yıl bu işi gündeme alırız, araştırırız. O zaman devam ederiz derim. Peki. Teşekkür ederim. Oylamaya geçiyorum. Tüzük maddesi 5 asil, 5 yedek eski haliyle kalsın diyen arkadaşlar işaret koyuyorsunuz lütfen. Teşekkür ederim. Tüzük yönetim kurulu 5 asil, işte uzatmıyorum, 7-9 şeklinde değiştirilsin diyen arkadaşlar işaret koyuyorsunuz. 7-9 diyelim. Evet. Oy çokluğuyla eski madde yerinde kalmıştır. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar, kendimi sınıfta zannediyorum. Evet, 47 sene sonra sınıfa geldim. Geldik yönetim kurulu seçim maddesine. İsterseniz bir 5 dakika ara vereyim ama dışarı çıkma yok. Burada rahatça birbirimizle konuşalım. Son şeklini verelim. Ondan sonra bak 5 dakika tutuyorum abi. 5,5 yapmam kalkacağım. Evet. 5 dakika lütfen şu şeyi bir konuşun. Tabii bu bir ara tuvalet ihtiyacını da karşılayın. Şu işi bitirelim mi? Arkadaşlara gittik. Arkadaşlar çağır. Aydın! Kağıdı getir ya. Arkadaşlar! Arkadaşlar okuyorum listeyi.
kurulu, Asil, önce şunu sorayım. Açık oylama yoksa kapalı zarf usulü? Açık oylama. Açık oylama. Yasaya uygun gidelim. Açık oyla diyenler lütfen işaret buyursun. Teşekkür ederim. Zarf usulü diyenler oy birliğiyle açık oy. Teşekkür ederim. Bahsedir sonradan geliyor. Jeton geç düşüyor. Ne yapayım? İstanbul'da mesajlar öyleymiş. Evet. Yönetim kurulu Asil. Muhsin Kaya. Görelim. Ünver Öztekin. Biraz da bir kutlama alacağım. Cavit Güngör. Arkadaşımın bir tane tamam, yok. Oraya gidelim. Süleyman Şafak. İsmail Yaşar. O da mazeret var. Yedekleri sayıyorum. Burada olan arkadaşlar kalksın, olmayan mazeretli demektir. Yok. Mustafa Cengiz. Mehmet Sevinç. Yok. Hakan Avcıoğlu. Ayşe Dudu Yeşilyurt. Erkan Duran. Yönetim Kurulu Asil. Recep Afacan. Halil Şahan. Evet arkadaşımız teşekkür ederim. Okşan Meral. Yeni. Ayfer Güneş. İbrahim Küçük. Nurten Koç. Etik Kurulu Asil. Fikret Keskin. Sinan Dolap. Bahri Akdeniz. Yedekleri Adem Karakaya. Kadir Yalçı Kaya. Gürsel Acar. Evet sayın arkadaşlarım, bu üyelere itirazı olan var mı? İtiraz konusunda değil de şimdi bu seçim şeyinde tüzükte veya yasada yeni üyelerin seçilme durumu veya seçme durumuyla ilgili bir bilgi var mı? Hiçbir madde yok. Sadece ha, tamam üyeler diyor. Ya çünkü yarın engel çıkmasın karşımıza. Hayır, üyeler diyor. Bir de genel kuruldan. Genel kurul kararı arkadaşlar. Genel kurul kararı. Bekliyorum arkadaşlarım şeyi. Genel kurul kararı alındıktan sonra hazırın cetveli hazırlanır ve o hazırın cetveli genel kurul sonuçlanıncaya kadar imzada kullanılır ama o arada üye olanlar, bakın o arada üye olanlar genel kurullarda oy kullanamaz fakat seçilme hakları da vardır. Bir de istişareler gereğince bu arkadaşlarımızın itirazınız yoksa tekrar oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, evet, yönetim kurulunda hayırlı uğurlu olsun tüm seçilen arkadaşlara. Son madde, dilek ve temenniler. Buyurun arkadaşımız, isminizi yazın ondan sonra başlayın. Kendini yaz. Evet, Recep siz devam edin arkadaşlar. Recep babacığım.